Eski binbaşıdan Sadat uyarısı. Zonguldak'ta maden faciası. 3 işçi hayatını kaybetti. Hasan Cemal'e yakalama kararı iddiası. Günün haberleri başlıyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından işçilerden bazıları oksijen maskelerini takarak dışarı çıkmayı başarırken 5 işçi ise ocakta mahsur kaldı. Patlamanın hemen ardından maden işçileri vücutlarında yanıklar oluşan 2 arkadaşlarını ocaktan çıkardı. Ancak daha içeride olan diğer 3 işçiye ulaşılamadı. Ailelerin endişeli bekleyişleri içinde saatler süren çalışmaların ardından 3 maden işçisinin cansız bedenleri gözyaşları içinde ocaktan çıkartıldı. AKP iktidarına yakın bir gazetede Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğu iddia edildi. Haberde Gülen cemaatinin medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. Gazeteci yazar Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, söz konusu iddiaya ilişkin bizim elimizde ve bilgimiz dahilinde bir yakalama kararı yok. Bilgi almak isteyenler soruyu, bunu yazan, bu iddiayı öne süren gazeteciye sorsunlar açıklaması yaptı. T24'teki son yazılarında bir haftadır New York'ta olduğunu belirttiğini hatırlatan Hasan Cemal de Perşembe sabahı İstanbul'da olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasını düzenleyen Ceza Kanunu'nun 299. maddesini Anayasa Mahkemesi'ne götürmesinin ardından İzmir'den Trabzon'a sürülen Hakim Murat Aydın görevinden istifa etti. Yargının sopa haline getirildiğini belirterek hakimlikten istifa eden Murat Aydın, 2010'dan bu yana çıkan kararname sayısı 16 olması gerekirken 150'ye yakındır. Neredeyse ayda bir kararnameden bahsediyoruz. Adliyeden çıkarken gece tayin olur muyuz diye çıkıyoruz. Bu duygudaki bir hakimin doğru karar vermesi beklenemez sözlerini kullandı. Beni sürmekteki kasıtları beni yola getirmek değildi. Artı gerçeği konuşan ve bir dönem OHAL kararnamesiyle kapatılan Yarsav'ın başkan yardımcılığında yapan Aydın, başta iktidar olmak üzere herkesin yargı bağımsızlığına ihtiyacı olduğunun altını çizdi ve eğer hukuk güvenliği ve yargı bağımsızlığı yoksa iktidar ortaya çıkan her kötülüğün sorumlusu haline gelir dedi. Bugün yargının içerisindeki hiçbir hakimin, hiçbir cumhuriyet savcısının kendini iktidara yakın görsün, uzak görsün. Hiçbirinin mutlu olmadığını biliyorum. Tahmin ediyorum değil, biliyorum. Der türkische Präsident Erdogan lässt sich im bosnischen Sarajevo von seinen Anhängern. NATO'da görevliyken Türkiye'ye çağrılıp tutuklanan, 1,5 yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra yurt dışına çıkan eski subay Cafer Topkaya, Erdoğan iktidarının silahlı milis gücü Sadat'ın Almanya'da operasyonlar yapmaya hazırlandığını öne sürdü. An Stimmen für ihn werden. Am 24. Huffington Post'a konuşan eski binbaşı, AKP iktidarının Almanya'da uyuyan hücrelerinin bulunduğuna dikkat çekti ve ordu içindeki bir arkadaşım bana Sadat'ın Avrupa'da muhaliflere yönelik operasyon girişiminde bulunduğunu aktardı. Arkadaşım ordu içindeki güvenilir bir kaynak. Ayrıca Sadat'ın Anadolu Ajansı üzerinden Avrupa'daki uyuyan hücrelerine mesaj gönderdiğini de belirtti, sözlerini kullandı. Cafer Topkaya, MIT'in Kosova ve Afrika'da yaptığı kaçırma operasyonlarının benzerini Batı Avrupa ülkelerinde de yapabileceğini söyledi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005'te Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'ne bomba atılmasıyla ilgili davanın yeniden görülen duruşması Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Mahkemede söz alan Umut Kitabevi'nin sahibi Seferi Yılmaz, sanıklar hakkında yeterli araştırma yapılmadığını söyledi. Mahkemenin duruşmayı 28 Şubat 2019 tarihine ertelemesinin ardından artı gerçeği konuşan ve davanın mahkemeler arasında gidip geldiğini belirten Seferi Yılmaz, suç delilleri ortada. Araçlarda silah ve patlayıcı maddeler de ele geçirilmiş. Bu organize bir suçtur. Bu davanın sürüncemede kalmasının nedeni de AKP'nin Ergenekon'la uzlaşmasıdır, sözlerini kullandı. Uluslararası Yardım Örgütü Save the Children, Yemen'de 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının yaklaşık 85 bin olabileceğini açıkladı.
Yardım Kuruluşu'nun Yemen direktörü, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar çok acı çekiyor. Çünkü iç organları yavaş yavaş iflas ediyor. Bağışıklık sistemleri çok zayıf ve enfeksiyonlara çok açıklar. Bazıları ağlayamayacak kadar zayıf. Aileler çocuklarının gözlerinin önünde eriyip bittiğine şahit oluyor ve hiçbir şey yapamıyor sözlerini kullandı. Savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka nedeniyle ülkede son 100 yılın en büyük gıda krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'de geçen ay yaptığı açıklamada yaklaşık 14 milyon Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.